Eka TV'ye hoş geldiniz. Eka TV'de imarponosu.com okurları için konut röportajlarımıza Remzi Özdemir'le devam edeceğiz. Kendisi paramedya.com yazarı, Yeni Çağ Gazetesi ekonomi yazarı ve ekonomist. Sayın Remzi Özdemir, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Emre, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Türkiye İstatistik Kurumu konut satış rakamlarını açıkladı. Mart ayında %21.4'lük bir düşüş var. Bu oran geçtiğimiz ay, yani Şubat ayında %18 olarak açıklanmıştı. Bu düşüşü nasıl yorumluyorsunuz, yorumlamak lazım? Balon patladı mı? Emre, balondan önce rakamın iyi okunması lazım, doğru okunması lazım. Bakın. İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden biri. Yoğun göç alan bir kent. Suriyelisi, hemen hemen bütün Afrika ülkeleri, daha birçok Rus'u, hepsi bu kente akın ediyor adeta. Buna rağmen İstanbul'da satılan rakam 18 bin. Bakın, 18 bin dediğiniz anda durup düşünmeniz gerekiyor. Yani İstanbul gibi bir dünya incisi bir kentte sadece 18 bin konut satılmışsa, bu konut satışlarında bir sorun var demektir. Evet, konut satışları uzun süredir düşüyor. Seninle daha önce yaptığımız yayında da bunu bahsetmiştik. Konut satışlarının düşmesi gerektiğini, düşeceğini. Çünkü bunun tek bir izahı var. Yani konut satışı, evet, doğrudur. Ekonomimiz bozuk, şudur budur. Fakat bunun nedeni o değil. Bunun nedeni vatandaşların, halkın artık konut alabilecek bir yapıya sahip değil, ekonomik güce sahip değil. Dahası konut fiyatları artık ulaşılabilir olmaktan çıktı. Bana göre en önemlisi bu. Çünkü nedir? Türkiye'de maaş ortalamalarına baktığınız zaman %70-80 arttı. %100 artan da var. İşte asgari ücret %100. Ama yine de yeterli değil. Yani bugün İstanbul'da en düşük ev, hep İstanbul'dan bahsediyoruz çünkü İstanbul bir gösterge bizim için. İstanbul'da en düşük bir ev 5 milyona satılıyorsa eğer, bu evi, ki bu sıradan bir evdir, bu evi karı koca çalışan bir doktor dahi alamaz. Alabilmesi için yüksek miktarda kredi alabilmesi lazım. O krediyi ödeyebilecek taksit yok bakın. Yani bugün 5 milyonluk evin 4 milyonluk kredi kullanmak isteseniz, ödeyeceğiniz en düşük taksit 50-55 bin lira. Bugün Türkiye'de kaç tane aile 50 bin liralık taksit ödeyebilir? Bu arada konut satışları %16.5'lik bir ipotekli satışlarda düşüş var. Yani bu konut sektöründe biliyorsunuz can suyu olarak nitelendirilir. TÜİK rakamları açıkladığında müteahhitler önce o kaleme bakarlar. İpotekli satışlarda durum ne? %16.5 düşüş. Acaba hani yeni projeler gelmeyecek mi demek bu? Emre, ipotekli satış nedir? Önce onu izah etmek lazım. İpotekli satış dediğimiz banka kredisiyle yapılan satışlardır. Şimdi bankaların zaten piyasanın piyasayı doğru okuyabilmemiz için, evet, senin de dediğin gibi önce ipotekli satışlara bakacaksın. İpotekli satışlar şu anda durmuş noktada. Durma noktasında, aslında durma noktası da değil, durmuş diyebiliriz. Çünkü bu Merkez Bankası'nın ya da bu siyasi iktidarın bu faiz politikasıyla bankalar size kredi vermez. Bakın, sürekli olarak son 1-1,5 yıldır hükümet sürekli kampanyalar düzenliyor. Nedir işte? Konut vadesini uzattı. Nedir? Düşük faiz dedi. Şimdi son yeni evim kampanyası. Evet, soruyorum. Kaç kişi bu kampanyalardan ev aldı? Kaç kişi kredi alabildi? Hiç. Böyle elimizde bir istatistik yok. Çünkü kamu bankalarına bugün gittiğiniz zaman kredibiliteniz ne kadar yüksek olursa olsun size verecekleri kredi 200-250 bin lira. Yani 5 milyon, 6 milyon evin olduğu yer, ki hatta müteahhitlerin yaptığı özel projeler var. 2 artı 1'i boş verin, 1 artı 1'e 11 milyon lira gibi bir fiyat biçiyorlar İstanbul'da. Şimdi bu şartlarda ipotekli de ipoteksiz de hiçbir süretle konut satışı olmaz. Bankalar kredi verecek mi? Hayır, vermeyecektir. Bankaların kredi verebilmesi için öncelikle faiz riskinin ortadan kalkması lazım. Siz bankalara kalkıp da %8,5'tan gösterge faizini zorlarsanız, tahvili zorlarsanız ve bankalar bunu kalkıp da size belirli rakamdan veremez. Bugün mevduat faizi nedir? %35. Yani %35'ten banka benim paramı alacak, Remzi Özdemir'in mevduatını alacak, size emri olarak kalkacak 20'den verecek. Böyle bir dünya yok. Bakın, böyle bir dünya yok. Banka
Banka bunu fonlayamaz. Fonlayamayacağı için işte ipotekli satışların tam gerçek anlamda düşme nedeni bu. Bu nedenle ipotekli satışlar evet düşüyor. İpotekli satışlarla birlikte de konut piyasasında ciddi daralma oluyor. Şimdi senin balon soruna gelelim. Balon patladı mı, patlayacak mı? Bana göre daha henüz patlamadı. Halen daha insanlar konut piyasasının yaşadığı piyasasında yaşanan krizin farkında değiller. Ne zaman farkında olacaklar? İşte seçimden sonra olacaklar. Özellikle faizlerin artışı. Bir kere ki artık aralarında Hakan Kara gibi, Uğur Gürses gibi, işte Özgür Demirtaş gibi çok ciddi ekonomistlerin, ekonomi alanında kendini kanıtlamış insanların tamamının söylemi aynı. Yani seçimlerden sonra faizlerin enflasyon üstüne değilse bile enflasyona yakın bir seviyeye geleceğini. Enflasyon şu anda nedir? %50-55 bandında. Yani bu da demek oluyor ki faizler %40'ın üzerine çıkacak. %40'ın üzerine çıkacaksa bugün bankalar sana neden %20 ile konut kredisi versin? Vermeyecektir doğal olarak kendini, sermayesini koruması açısından. Bu nedenle seçimden sonra artan faizle birlikte konut piyasasında satışların biraz daha sert düşmesini bekliyorum. Ha peki bu fiyatlara, balona yansıyacak mı? Çünkü artık herkes biliyor ki konut fiyatlarında bir balon var. Kimse bana konut fiyatlarında balon yok. İşte depremde 100 bin tane ev yıkıldı, talep var filan. Deprem Şubat ayında, 6 Şubat'ta oldu. Peki neden Mart ayında konut satışları patlamadı? İnsanlarda para yok ki. İnsanlarda artık konuta ulaşılabilir bir ekonomik gücü yok. Bu nedenle Mart ayı neyse, Nisan neyse Mayıs da öyle olacak. Ama asıl bana göre konutta hayal kırıklığı seçimden sonra faizlerin artışıyla olacaktır. Faizlerin artışıyla birlikte satışlar daha sert düşecek. Sert düşüşle birlikte bakın buraya çok dikkat edin. Satılan bir malın, satılamayan bir malın fiyatı düşmek zorundadır. Ve konut özellikle ikinci el. Çünkü birinci el apayrı. Orada enflasyon var. Orada bir maliyet ekonomisi var. Ama ikinci el fiyatları satılamayacağı için en azından makul bir düzeye kadar geri çekilmek zorunda. En azından satıcılar bunu geriye çekmek zorundalar. İlk elde düşüş %14.2, ikinci elde 24.3. İşte aynısı. Ha, ilk arada elde %10'luk bir şey var ama yani %24'lere kadar çıktı ikinci eldeki satışlardaki düşüş. Bakın ikinci elde bir şehir efsanesi dolaşıyor. Nedir şehir efsanesi? Sizin bir sitede oturuyorsanız ya da bir apartmanda oturuyorsanız üst katınızdaki Hamdi Bey'in evine 10 milyon lira istiyormuş. Bakın bir anda bu bir efsaneye dönüşüyor. Şehir efsane. Hamdi Bey'in evi 10 milyonsa benimkinde 9 milyon. Bir anda rayiç böyle ve burada da yine kızacaklar biliyorum. Emlakçılar fiyat balonunu şişiren bir meslek kesime. Otomobilde nasıl bugün galericilerin günahı varsa aynısı, bakın aynısı emlak sektöründe de emlakçı meslek grubu yapıyor bunu. Bu nedenle ben seçimden sonra konut satışlarında düşüş bekliyorum. Özellikle ikinci elde, bakın ikinci el çok mühim. İkinci elde satışta daha makul bir seviyeye gelene kadar düşmesini bekliyorum fiyatların. Fiyatlar düşecek mi? Evet, fiyatların bana göre %30'a yakın bir düşüş bekliyorum açıkçası. Çünkü satılamayan bir malın fiyatı alıcı bulacağı seviyeye kadar geri çekilmek zorundadır Emre. Emlakçı demişken günün haberi EYT'liler, EYT ordusu emlakçı olmak üzere piyasaya giriyor. Ne diyeceksiniz? Türkiye'de niye güldünüz? Türkiye'de 3 meslek grubu var. 1 müteahhitlik. İsteyen herkes müteahhit olabiliyor. 2 emlakçı. İsteyen herkes emlakçı oluyor. 3 galerici, isteyen herkes galerici olabiliyor. Bakın en sorunlu grup bu. İşte gerisini siz düşünün. Dünyada hiç olmadığı kadar Türkiye'de müteahhit var. Dünyada hiç olmadığı kadar kalifiye olmayan emlakçı Türkiye'de var. Her köşe başında, her mahallede emlakçı var maalesef. Yine galeri, otogalericisi de aynı durumda. Bu nedenle dediğiniz gibi EYT'li, işten atılan bankacısı, aklınıza gelecek her meslek grubunda ki insan için ideal meslek gibi gözüküyor. Buna da artık bir çözüm bulmak zorundalar. Tabii ki ama markalı emlak piyasasında da özellikle fahiş komisyonlar, bana göre bu merdiven altı ya da sertifikasız ya da işte mahalle
emlakçısına olan talebi arttırıyor. Bu markalı emlakçılar da hem imzalattıkları sözleşmelerle hem de aldıkları komisyonlarla bence bu işi çığırından çıkartmışlar. O konuda da bir düzenleme, yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Son olarak yabancıya konut satışlarındaki %38.7'lik düşüşü de yorumlar mısınız Remzi Bey? Bu kalemler arasında en büyük düşüş yabancıya satışta görünüyor ve yaza giriyoruz. Yaza girerken hani bu yabancıya satışlar artardı. Antalya, Akdeniz bölgesinden satışlarla bu kalemde artış görülüyordu ama şimdi 38'lik bir düşüş var. Bakın, hatta 40 diyebiliriz buna. Evet, burada en fazla konut alan Ruslar. O da Antalya bölgesinde. İkinci sırada Suriye, Almanlarım var. Alman yabancı olarak ama 118. O Alman bizim kendi vatandaşımız, kurbetçilerimiz. Yoksa bir Alman kalkıp da Türkiye'den ev alayım demiyor maalesef. Ama bizim Türklerin çoğunun orada Alman vatandaşı olması nedeniyle yabancıya konut satışı gibi gözüküyor. Aslında o değil. Şimdi yabancıya konut satışının düşmesinin tek nedeni Türkiye'de artan enflasyon ve döviz kurunda artışın olmaması. Yani eskiden neydi cazip olan? İşte yabancı getiriyordu özellikle bir dönemde konut satışlarının yabancılar tarafından çok ciddi ilgi görmesindeki neden. İşte oradan bir 100-150 bin dolar getiriyordu. Burada çok ciddi paralar ediyordu. Ama şimdi artık öyle değil. Bakın özellikle Merkez Bankası'nın kamu bankaları aracılığıyla arka kapı operasyonlarıyla doları kontrol etmesi, içte de enflasyonun yükselmesi, bir taraftan fiyat yükseliyor, konut fiyatları, ikinci taraftan dövizde bir kontrol var, artış olmuyor. Siz daha önce 100 bin dolar alacağınız eve bugün 200 bin dolar isteniyorsa eğer doğal olarak gelmezsiniz. Yani artık Türkiye'deki emlak piyasası çok doğru bir tespit Emre. Yabancı için de artık pahalı olmaya başladı. Yabancı için de ulaşılabilir olmaktan çıktı. Ha yabancının üst segmenti gelir yine Boğaz'da 20 milyon dolar, 30 milyon dolar alır. Ama bizim dediğimiz o alt segment ya da orta segment için artık Türkiye kapısı tamamen kapandı. Bu değerlendirmelerinizi, bu güzel yorumlarınızı bizlerle EKTV ve imarpanos.com okurlarıyla paylaştığınız için çok teşekkür ederim Sayın Remzi Özdemir. Sevgili seyircilerimiz sizlere teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.